kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Biliyorsunuz yeni bir tane seçici geldi. 6. yıl özel <laughs> bir tane daha etkinlik geldi. Gördüğünüz gibi potansiyel yükseltilmiş karakter seçici verdi. Oyun. Ee, onun haricinde yine bir etkinlik görevi geldi. Bunlar beni çok şaşırtıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi 9 gün yani 8 gün kaldı. 9 gün boyunca sürecek etkinlik. Bu sefer CTP vermediler. Ee, bu arada gördüğünüz gibi özel simge var yine mega bilet var ondan sonra seçici kart bu çok daha iyi hani CTP'de mesela aşım geldiğinde veya sabır geldiğinde çok iyi olmuyordu mesela bana bu etkinlikten bir önceki etkinlikten sabır geldi yani hiçbir işime yaramadı boşu boşuna etkinliği yapmış oldum buradan düşebilecek en kötü kart kim İşte Loki kartı olabilir veya ne bileyim eee Başka yani hangisi olabilir mesela kötü demeyeyim de işte crescent kartı falan kötü diyebilirim yani işe yaramaz diyebilirim bu kartlara gelebilir ama en azından craft için kullanılabilir yani premium kart alınabilir bu sefer hem 9 gün sürecek ben öneriyorum yine yani 700 token toplayacağımız için buradan bir tane daha 2 yıldızı bilet alın çok çok değerli bir bilet ben bir tane aldım bir tane daha alın buradan. Mutlaka şimdi başka ne söyleyecektim? Ee, Cosmic öd geldiğine haberiniz olsun. Bunu da unutmayın. Daha sonra başka baktığımda hmm. aslında kutu açacaktım ama açamadık. Kuponumuzu girelim yine bir tane kuponumuz var. Bunu herkes girebiliyor. Şöyle kupon kısmından gelelim. <laughs> Bunu da göstereyim kimse hani mahrum kalmasın bundan. Ee, belki bilmeyen vardır. Çoğu kişi biliyordur belki. Ee, şöyle yapıştır diyelim. Gördüğünüz gibi kod bu şekilde onayla diyorum ve 300 kristalimizi alıyoruz gördüğünüz gibi şöyle tamam diyelim hemen şöyle envantere geldiğinizde <laughs> pardon gelen kutusuna buradan alabilirsiniz tamam diyelim şöyle çıkalım birkaç video sözü vermiştim aklımda şu anda işte Shadowlands videosu demiştim daha sonra işte Scarlet Witch videosu gelecek ondan sonra Mr. Fantastic videosu gelecek muhtemelen yarın böyle çok hani bildiğiniz başmağın videosu yapacağım sadece. Hem de çekiliş yaparız haberiniz olsun. Ee, onun haricinde birkaç video daha aklında var. Video isimlerini söylemeyeyim çünkü söyleyince video yap yapamıyorum yani bir şekilde. Ee, işlerim çıkıyor veya işte vaktim olmuyor. Olmuyor yani. Ama böyle ben <laughs> söylemiş olayım birkaç video gelecek. Ee, zaten gelecek yani. Umarım gelecek yani. <laughs> Öyle söyleyelim. Her neyse şimdi ee, şöyle takımımıza gelelim. Ne yapacaktık? Ne diyecektik, Onlardan bahsedeyim. 5000 kristalimiz yine geldi mesela. Ee, özel ekipmandan bir tane sezgi yani şöyle söyleyeyim 5000 kristali sezgiye harcadım. Dükkandan. Şöyle girelim. <laughs> Boyut sandığından sezgide şans artmıştı. Denedim. En sonuncu da çıktı. Çıkmayabilirdi ama en azından çıktım. Şimdi şöyle bir şey var ki file vale taktım. Normalde benim Odin ve Ghost Rider skorlarım hep 8.5'un üstünde her sezonunda böyle. Yaklaşık 9'a yakın skorlar genelde. Veya o civarda. Scarlet Witch çok iyi. Kadının haftasının 3 sezonunda da Meta'yı şu anda eline aldı. O yüzden Medusa ile Captain Marvel direkt olarak düştü. Bunun için de ayrı bir video yapacağım tabii ki. Ee, şu anda Gördüğünüz gibi iki tane Odin Urus'u var sadece yeteneklerini falan. so her şeyi full. Bir tek kostüm kaldı onu da halledeceğiz. Odin'in de aynı skoru atıyor şu anda ama Odin'de çok fazla Odin Urus'u var. O yüzden Odin'in biraz daha önünde diyebilirim. Hatta bayağı bir önünde diyebilirim. Ama şöyle bir şey var ki Ghost Rider'da hiç mesela Odin Urus'u yok. Ona rağmen hala çok çok yüksek skor atıyor. Hani Ghost Rider'ı biraz daha böyle elimizde kalabilir ama... Ee, şöyle ki yani mesela 3 etki Ghost Rider'da yok. Susturma sezonunda işte Medus şey Satana bug'ını kullanıyoruz falan. Ee, onun haricinde Fire sezonunda hedefin kaçınmasını yok sayması var işte. Onu kullanıyoruz ama Scarlet Witch'te böyle bir şey yok. Direkt etkileri barındırıyor. O yüzden biraz daha avantajlı olabilir. Tabii ki bunu zaman gösterecek. Bakalım nasıl olacak Scarlet Witch. Şu anda e, Captain Marvel'dan çok daha iyi. Odin ve Ghost Rider'la aynı seviyede gibi. E, ee, tabii ki ben kostümü de destans yaptıktan sonra detaylı hallettikten sonra bir video yapacağım. <laughs> Diyelim daha fazla lafı uzatmayalım. Ee, onun haricinde file level sergi taktım. Öyle de zaten bir avantajım var artık. E, ee, Silver Surfer yapacağım haberiniz olsun. 10 tane kitabım var. Heh, onu söyleyecektim. Etkinlikten bir tanesi hangisiydi? Bir tanesi kitap seçici veriyor. Ee, onu söyleyeyim. Haberiniz olsun. Yani bu da çok güzel. Niye böyle bir şey yapıyor bu çok bilmiyorum ama yıl yıl dönemi diye yapıyorlar tahminen. Her neyse. Şimdi buradan 10 tane karakter var. Zaten çok fazla önermeyeceğim karakter. Hiç kimse de yoksa yani elinizde hiçbir şekilde yoksa 60 seviye yani vardır tabii ki de. Böyle 70 seviyeye getirmediyseniz yani getirmediyseniz çünkü bazı arkadaşlar mesela 70 seviyeye getirmiş Moon neredeyse basacak ama böyle bir seçici geliyor ve diyor ki alayım mı almayayım mı bence Hani o kadar malzeme boşa gitse de bir şey olmaz diyorsanız hani en azından Mandela'yla şey işte uyanan kristal cebimde kalsın daha etkili bir karakter yaparım diyorsanız seçebilirsiniz buradan ama <laughs> zaten hiç olmayanlar Moonlight seçsin. Çünkü ben sadece skor için demiyorum. Hem üstün başman için hem de efsaneye başman için de en iyi seçenek Moonlight. Zaten biliyorsunuz Moonlight ilk geldiğinde efsaneye başmanı denemiştik ve çok güzel bir şekilde kesiyorduk. O yüzden önceliği ben buna veriyorum. Mesela şu anda e, yani Scarlet Witch gelmeseydi Medusa da güzel bir seçenek olacaktı. Skor da işte az çok işimize yaradığı için avantaj olacaktı. Ama sıkıntı değil üstün başmanda iyi bir karakter. Yani sonuçta one shot atan bir karakter. Biliyorsunuz one shot videoları da kanalda zaten oynatma hisselerinden bulabilirsiniz. Medusa hem fiziksel de yani Proxima'da hem de işte e, Cool one shot atabiliyor. O yüzden yine Marisa'da Moon Moonlight'tan daha sonra geliyor. Onun haricinde işte Black Widow ve Efsanevi Savaşı'nı açtıysanız Red Guardian'ı alabilirsiniz belki. Oradan işte Mega e, 6 yıldız potansiyel bileti gibi bir şey var işte 70 seviye yapıyor karakteri. Belki düşünülebilir. Yani belki. Onun haricinde bu iki haricinde doktor Octopod diyebilirim. Biliyorsunuz o da one shot atıyor normalde e, baş düşmana ama biraz da artık hani skorda da bu sayı olduğu için biraz daha geri kaldı diyebilirim. Çok da önemli. Hani varsa imkanınız varsa Moonlight. kesinlikle açık ara önde. Onun haricinde Gwenom kostümüyle Gwenom da çok iyi. Bu arada başman da gayet iyi. Ee, güçlü bir karakter seçilebilir keyfi bir şekilde. Elsa'yı kesinlikle önermiyorum zaten kostümü yok. Shadow Shell veya War Tiger'da işte ittifak fitini sevenler için ve e, birçok karakter varsa keyfi olarak alınabilir. Halktan bahsedeyim. Hulk da yine başmanda güçlü bir karakter. Yani biraz geri planda kalsa da kötü bir karakter değil kesinlikle haberiniz olsun. Ama dediğim gibi ben önceliklerimi tekrardan söyleyeceğim. Aziz Skull'ı tamamen keyfi bir karakter diyebilirim. Bir Moonlight kesinlikle benim tercihim. İki Medusa. Üç de Gwenom derim ben. E, ondan sonra işte diğerleri keyfi bir şekilde. Yani bu ikisi ittifak resiminde daha iyi yani, yani aynen ittifak ettiğinde daha iyiler. Onun haricinde yine hatta da başman da iyi. Hani şeyde demiştik ya kategori 3 seçici de Iron Man Thor ve ım, kimdi? E, kim demiştik? Bir karakter daha vardı. Black Bolt mesela güçlüler olabilir ama olmasa da olur tarzı demiştik. yani çok da önemli değil demiştik. Ama mesela Ghost Rider ve Sharon'a kesin demiştik. İşte onların seviyesindeki karakter Moon Knight. kesinlikle olabilir. Onların bir altındaki seviyede Medusa ile gvenom var benim için. Ee, ondan sonra da avantajı olduğu için biraz işte Red Guardian olabilir. Hani bir karakteri 70 seviye yaparım oradan da Mandalay basıp e, bir karakteri o, o şekilde 6. stilini açarım diyorsanız da seçilebilir. Ama bakın efsanevi başman e, pardon efsanevi moddan alınıyor yani süper moddan alınıyor haberiniz olsun. İşte doktor Octopod kızıl kafatası biraz daha işte keyfi diyebilirim. Elsa'yı tercih etmeyin diyorum. Ben kimi alacağım? E, ee, Mandalay harcamak istemiyorum. Mesela ben bunu aldığımda tamam mı? Bu oldu. Ee, 70 seviye yapacağım bir karaktere ve ona ben yine Mandalay vereceğim. Ee, o yüzden çok da gerek duymuyorum. Ama alsak mı bilmiyorum. Ben alacağım bu videoda bu arada. Ee, tahminen Gwenom'u alacağım ya. Kostümü de var hem. Aynen tamam diyelim. Gwenom'u alalım. Değil mi? Ne oldu şimdi? Yani şarj 110 kalınca biraz şey oluyor. Yavaşlıyor telefon oyunlarda. E bunu da söyleyeyim, haberiniz olsun. Böyle kapat diyelim. Tamam diyelim. Şöyle lobiye dönelim ve videoyu yavaştan bitirelim. Bu şekilde. Yani karakter hakkındaki yorumum bu. Moonlight belki birçok yeni başlandı yoksa kesinlikle tercihiniz Moonlight olsun. Sizi hem başman da memnun eder hem skorda memnun eder hem de ileride efsane bir başman da kesinlikle memnun eder. Yine devasa başmanlarda da sizi memnun eder bu karakter. Dediğim gibi videoda anlattım zaten hepsini. Umarım en kısa sürede diğer videolarda gelecek. Yeni bir CTP videosu gelecek. Haberiniz olsun. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.